Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bölgesel Entegrasyon ve Yurt Dışındaki Togolular Bakanı Profesör Robert Duse ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Ticari ve ekonomik işbirliği. Geçen yıl Togo'ya yapılan ziyaretten sonra alınan kararlar karşılıklı büyükelçilikler açmak için adımlar atıldığını ve 1 Nisan'da Togo'da büyükelçiliğin açıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, 2002'de Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayısının bugün itibariyle 43'e çıktığını bildirdi. Robert'in bu ziyareti Togo'dan Dışişleri Bakanı düzeyinde ülkemize yapılan ilk ziyaret. Bugün ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi detaylı bir şekilde konuştuk. Geçen sene Temmuz ayında Lome'de yaptığımız görüşmelerin takibini yaptık. O zaman bir çerçevesini çizmiştik. Ve özellikle Karma Ekonomik Komisyonu'nun kurulması, bu mekanizmanın kurulması için ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmasını imzalamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Karşılıklı yatırımların artması ve ticaretin artması için atabileceğimiz adımları daha önce değerlendirmiştik. Özellikle Togo'da Türk yatırımlarının artması için önümüzdeki aylarda Togo'da bir iş forumu düzenlenmesi kararını verdik. İki tane anlaşmayı imzalarsak şirketlerimiz için bir güvence olacak. Bunlardan bir tanesi yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması, diğeri ise çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması. Zaten şirketlerimizin Afrika'da önemli bir tecrübesi var. Ve bu şirketlerimizin bazılarıyla İstanbul'da dostum Robert görüştü. Türkiye Maarif Vakfı mutabakat zaptını da imzaladık. Maarif Vakfı'nın Togo'da yeni okullar açılması için Togo'nun desteğine ihtiyacımız var. Görüşmelerde Libya konusunun da değerlendirildiği bilgisini veren Bakan Çavuşoğlu, İsrail-Türkiye ilişkileri üzerine gelen soruyu da yanıtladı. Verdiği desteği takdirle karşıladığımızı vurgulamak isterim. Ve FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını dostum Robert bana söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Libya'daki durumu değerlendirdik. Çünkü Libya'nın özellikle güneyindeki durum ve bazı sahil ülkelerinden, Afrika ülkelerinden Libya'ya gelen savaşçıların o ülkelere yönelik oluşturduğu riskler ve tehditler var. O nedenle Libya ile ilgili de biraz bilgi verdim. Hükümet kurma işi İsrail'in iç işi. Bizim buna bir yorum yapmamız söz konusu olmaz. Önemli olan hükümeti kimlerin kuracağı değil, İsrail hükümetinin hangi politikalar izleyeceğidir. Ve İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistinlilere saldırıları durdurması gerekiyor. Ayrıca iki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor. Özellikle son zamanlarda illegal yerleşimleri arttırdılar. Yani Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyorlar.